Evet, başkan adaylarının ortak çalışmak istediği isimler var. Stratejileri yavaş yavaş belli oluyorken hem Eşref Hamamcıoğlu hem Dursun Özbek günle birlikte çalışmayı planlıyor. Aynı zamanda Hamamcıoğlu seçilirse amatör şubeleri Erden Timur'a emanet etmeyi planlıyor. Aynı şekilde Dursun Özbey'in de futboldan sorumlu akıl olacak gibi Erden Timur. Futboldan sorumlardan Timur orada bir soru işareti koyuyorum. O belli olmaz e, Ceyda ama Erden Timur projelerde özellikle Florya, e, Kemerburgaz çok aktif rol oynayacak ki bu projeye de Dursun Özbek'in çatısı altında bir tek e, kabul etti. İstese yani ya da şöyle söyleyeyim şimdi 3 e, Dursun Özbek mi seçimi kazanır Eşref Amamcıoğlu bunu konuşuruz. Bir senaryo daha yazıyorum. Dursun Özbek, Eşref Amamcıoğlu 3. adayı ekliyorum Erden Timur 11 Haziran için. Erden Timur kazanır derdim. Çok ben de dördüncüyü şekilde. ekleyeyim. Cenk'i yapsınlar. İki başkan da onunla çalışacak. Demek ki çok güvenilir birisi. Direkt başkan olsun. Cenk <laughs> Ergün'ün açıklaması var ama. Ben iki başkanla da çalıştım diye. Biraz da aslında bu haberlerin çıkış hmm. noktasını öyle bağlayabiliriz. Yani Kendisini çok Eşref Hamamcıoğlu'na bağlamadı. Cenk, Cenk Ergün'ü zaten profesyonel olarak ben de e, muhabirliğim döneminde Cenk Ergün'le, Cenk abiyle tanışma fırsatım olmuştu. Sonrasında iş anlamında da o bağlarımızı hiç koparmadık. İsmi geçtiğinde e, ben de Cenk Ergün'le görüştüğümde Ceyda ben profesyonel olarak çalışacağım. Hmm. E, dolayısıyla her iki başkana da eşit mesafedeyim. Seçim sürecinde bu kadar bir isme, isimle birlikte anılmam doğru olmaz. Zarar verebilir Galatasaray'a ifadesini kullanmıştı. Oradan da zaten artıları eksileri var çalıştığı dönemde. Bana evet. göre artıları daha çok sebebi de 2017'de kurduğu takım. Evet, pahalı bir takım kurdu. Oyunculara ederinden fazla paralar verildi ama o takıma getiremiyorsunuz. Yani Belhanda'ya Sevilli 2.2 verirken siz 3.3 vermezseniz gelmez size. Aldığı oyuncuların hepsi Kalburist oyunculardı ve hepsini Galatasaray satabildi. İşte Gomis'ten bile para, Gomis'ten, Fernando'dan NDI'den müthiş para kazandı Rodriguez'den. Yani bir de mu aldı? Yok. İşin planlısı. Mariano'yu da aldı. Hı, hı, ee, evet. Yani Seyahatin abi hep nokta atışı. Benim yani marian, benim bak, Cenk Ergün'ün aldığı Mariano, Cenk Ergün'den sonra alınan sahabekleri sayıyorum. Olmadı bir tek. Omar, Yetlin, Şener Özbayraklı, Saşaboye ve artı iki yıl Lines'e kontrat verildi zam yapılarak. Ya yani toplu bir Mariano etmez. Ee, yani o yüzden ben çok Cenk Ergün isminin mantıksız bulmuyorum. Çünkü denenmiş, başarılı olmuş. Ha mali olarak e, evet Eder'in üstü paralar e, kabul ediyorum. O dönem ki Trabzonspor'u bile hatırlayalım işte Ersun Yanal'da. Veriliyordu o paralar. Yani Fenerbahçe Beşiktaş taş Yani Beşiktaş zaten uçup gitmişti o pepeler. Fenerbahçe Yansen'in bir yıllık kiralaması 5 milyon euro. Hani herkes 300-500 harcarken Galatasaray 4-5 harcamadı. Yani Galatasaray'ın verdiği parayı Beşiktaş verdi. Vida'yı aldı. O zaman o futbol ekonomi söyledi. Şu an göreve gelsin Cenk Ergün. O kontratları vermeyecek onu biliyorum Yok e, veremez çünkü zaten. O zaman verildi Üç kulüpte 6'şer milyar borçla yüzleşti evet, şu anda. Tabii öyle bir gerçek de var ama hani işin şu kısmına bakarsak başarılı sportif olarak o konuda Değil ben hakkını teslim ederim. Fikret Ormanı'nı da teslim ederim Ünal Aysal'ın teslim ederim öyle hani çok minimum maliyet Başarı maksimum. ne Mehmet? Minimum maliyet Şampiyon maksimum. Şampiyon olmak mı? Yani ...jenerasyon yaratmak... ...ben ona bakarım... E ...benim için yani Feldkamp'ın... ...işte Fatih Terim'in Galatasaray üzerinde söylüyor soko ...örnek verin... ...işte Feldkamp tohumunu attı... ...96-2000 Fatih Terim'le uçtu o takım... 2002'de dünya üçüncüsü oldu... Hani ...jenerasyon o takımdan... ...8-9 isim Avrupa'ya transfer oldu... ...ülkemizi orada temsil etti vesaire... Hani ...başarıya ben biraz öyle bakarım ama... Sen şu konuda da sen biraz fazla romantik bakıyorsun Selahattin abi. Yani minimum e, parayla da olmuyor işler. Yani ya da sana şöyle söyleyeyim. Matematik Trabzon spor, olmaz. Şimdi sen e, diyecek e, Trabzonspor'un şampiyonluğu değil mi? Vitor Hugo. 2-3 sene oynadın işte Dakostalarla, Kampilerle, Turelerle olmuyor. Bazen para harcayacaksın yok, yani. Böyle yok. bir gerçek Vitor de var. Vitor Hugo'ya falan bir şey demiyorum da şunu, şunu söylemek istedim. E, paralar harcandı hak edişlerinden biraz fazla da vermek zorunda kaldık. Başka türlü gelmiyorlar. Evet. Geldiler. Ne oldu diyorum. Şampiyon olduk. E sonra? Edirne'den öteye seni umursayan mı var? Ne yaptık? Hiçbir şey yapamadık. Yani o yatırımları yaptık. Karşılığı koca bir hiç. Onu söylemek istiyorum. Yoksa şampiyon olmak için işte geçen sene Trabzonspor ne yaptı? Abdullah Avcı yönetime dedi ki ne istiyorsunuz? Şampiyon olmak istiyorsunuz. Öyle mi? O zaman hamşik al bana, Germini'yi al bana. E, şampiyon oldular. Evet. Geleceğe var mı? Yok. Ne diyor şimdi Abdullahcı? <laughs> şampiyon bir takımın hocası. Yeni sözün için 7-8 tane yeni oyuncuya ihtiyacımız var diyor. Şampiyon takımlar oysa 2-3 takviyeyle gider normalde. Niye? E, çünkü şampiyonluk kadrosu istediği yönetim ve camiye. O da yaptı. Bundan sonrasına bakarak hocayı değerlendirmek gerekir. Ama daha önce yapılmışları var işte. Beşiktaş'ın işte Galatasaray'ın Melhandalar Pepeler dönemi şampiyon oldular. E sonra kongresi var. Beşiktaş'ta da konuşuruz da. Sayın başkan ne diyor? Gittim Ankara'ya diyor. Özel ilişkilerimi de kullandık. Şu ettik bu borçları azalttık. E Beşiktaş'ın borcu ne kadar? 5 milyar gene. Azaltılmış hali. E ne oldu o şampiyonlukları aldık da ne oldu? E biz o şampiyonlukları kendi içimizde yaşayacaksaydık saydık eğer. E niye bu kadar paralar harcıyoruz? Yine herkes belli bir TFF belli bir kıssas getirsin, bütçe koysun ortaya. E biz zaten bütün rekabeti, bütün mutluluğu, acıyı ve hazlı, hüznü hepsini kendi içimizde yaşıyoruz. Hep söylüyorum. Türkiye'de yurt dışında başarısız oldu diye eşine son verilen bir teknik adam var mı ya? Yok. Çünkü kimsenin umurunda değil. Yurt dışındaki başarı, başarısızlık. Romantik bir söylem, Bana dedi ya romantizm. Romantik bakıyorum biraz. Aslında bizler Türk futbolu iklim olarak komple hepimiz Avrupa'ya romantik bir pencereden bakıyor Olsa iyi olur ama kimsenin umurunda değil Önceliği o değil Bütün Galatasaraylıların, Fenerbahçelerin, Beşiktaşların Ve dahi Trabzonsporların Derdi Fener'i Galatasaray'a Beşiktaş'ı, Trabzon'u yenmek O mutlu etmeye yetiyor kitleyi çünkü Camiaların da e, Hedefi e, Dünyada var olup Dünyada saygın bir isme Bir markaya dönüşmek değil Fener'i Galatasaray'a yenelim yeter diyoruz ya e o yüzden 5 milyar harcadın, şampiyon oldun. E, sonra? Sonrası yok. Hikaye orada bitiyor. Tekrar başa alıyoruz. Aynı şeyi bir daha yaşıyoruz. Ve bunu sürekli yapıyoruz. Yine yapacağız. Yeni bir şey değişmeyeceğiz. Çünkü seçimler oluyor. Hocalar değişiyor. Yönetimler değişiyor. Transfer sayısı fazla oluyor. Ben de bu tarzda bunun matematiği çok belli. Her zaman istikrar Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında 17 Mayıs'taki finalde sadece Kapon sezon başı transferdi. Yani o takım 96'da gitti. 2002 Dünya üçüncülüğü. Beşiktaş'ın Şampiyon Ligi'ne namalip çıkma Kapon'da hikayesi. Kapon da finalde yok muydu Mehmet? Kapon vardı. Finalde var mı? Bir oyuncu yani. Onun dışında evet. 10 oyuncu. 4-5 sene oynayan Sakat 10 diye düşün, hatırladım. Ee, şu Beşiktaş'ın en son Avrupa'daki başarımız Beşiktaş'ın Şampiyon Ligi başarısı. Ama emin ol onun da tohumlarını Biliç attı 4 sene önce. Gitti Liverpool'u eledi. Arsenal'e kafa tuttu vesaire yani uzun vadede başarı gelir. Biz de uzun vadeye sabır olmuyor. Şimdi bu dediklerimin o zaman hani işi Fatih Terim'e bağlama olacak ama Fatih Hoca da 3 yıllık proje e, sabır dedi ama hani ben bu takımın öyle çok uzun vadeli bir takım olduğunu düşünmüyorum. İşte alınan oyuncuların Düşünsel anlamda Çıkal'dan, doğru bir hamle yapıldı evet. Mehmet. Oyuncular yanlış seçildi. Ben hep söylüyorum. Galatasaraylı arkadaşlar söylemiyorlar belki. Fatih Terim arkadaş kurbanı olmuştur. Bitti ben de hani şöyle söyleyeyim evet e, örnek vereyim. Torrent, Fatih Terim aynı cümle içinde kullanmam. Fatih Terim Torrent'ten çok daha iyi bir teknik direktör. Ama Torrent'in ekibini ben Fatih Terim ekibinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Transferde de, idman metotlarında da değiştirmesi gerek. Bu, bugün Abdullah Avcı'nın ekibini de görüyoruz. Tabii. Abdullah Avcı'nın ekibinin ayrılanların da Ümraniye sporu, nasıl Samsun'un örnek verelim işte Erzurum Sporu'nun önünde lige çıktı Ümraniye. Bütçesi öyle aman aman bir takım değil Ümraniye Altlık bakarsak ekip çalışması önemli. Bizde sıkıntı hep uzun vadeli planlar yapılıp bunu kısa vadede harcama hani çünkü çabuk tüketiyoruz. Yani şampiyonluğa çok endeksliyiz. İşte ben çok mutlu oldum geçen hafta Rıza Çalınbay'ın Türkiye Kupası'nı alma. Sivasspor'un